Nerede? Asker okullarda başvuruyor. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü önceki başkanı Profesör Doktor Fikret Türkmen, Cumhuriyet ve Atatürk günleri kapsamında Türk isminin tarihteki yeri ve Atatürk'ün bu konudaki düşüncelerini anlattı. Nükleer Bilimler Enstitüsü'ndeki söyleşide Türk isminin eskiden beri var olduğunu söyleyen Profesör Doktor Türkmen, Türklerin yaşadığı ve Çin Denizi'nden Baltık Denizi'ne kadar olan coğrafyayı haritadan göstererek o zamanki Türkistan topraklarının artık var olmadığını dile getirdi. Türkler yurdu neresi derseniz rahmetli Demirel hep sık kullanılır. Çin Seddi'nden, Çin Denizi'nden Baltık Denizi'ne kadar diye bu şu demek. Dikkat ederseniz şurası Baltık Denizi, şurası da Çin Denizi şöyle. Şu ara da Türkler var. Zaten şeyde de buranın ismi Türkistan. Türkistan ismi Doğu Türkistan ve Batı Türkistan diye Rusya, Çin ve İran arasında yapılan anlaşma çerçevesinde paylaşıldı ve maalesef artık özellikle Rusya bölgesinde bizim Türkistan ismi parça parça kabileleri millet yaparak. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasıyla Atatürk'ün dünyaya bakış açısını belirten Profesör Doktor Türkmen, Atatürk'ün kültürel birliğe önem vererek düşündüklerimizi anlatabilmenin ve anlaşılabilmenin önemini vurguladı. Parçalarını giriyor ve bunlar o sırada Rusya'dan kaçan, Balkanlardan gelen, Güneyden gelen, demin saydığım o Arap ülkelerinden, Balkanlardan, şurada, burada, şu andaki Suriye'de kaçanlar gibi ve fakat daha dramatik, daha trajik Balkan hezimeti ile Türkiye'ye gelen insanlar içindeki entelektüeller diyorlar ki bizi Türkçülük kurtarır. Bu Türkçülüğü hem siyasi yönden hem kültürel yönden birleşmek kurtarır. Profesör Doktor Türkmen, Atatürk'ün geçmişte söylemiş olduğu ve bugün dediklerinin bir bir çıktığı olaylara değinerek Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü bir adam olduğunun altını çizdi.